أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جملة hoş geldiniz. Bugün itibariyle Cenab-ı Hak lütfetti, hamdü senalar olsun. Kitab-ül İlim bahsinin sonuna gelmiş olacağız. Mişkat-ül Mesabih'te. Son iki rivayetimiz kaldı. Onları da okuyacağız. Sonra inşallah genel bir değerlendirme, bir toparlama yapacağız. Ve önümüzdeki seminerden itibaren inşallah Kitab-ül Tahare bahsiyle devam edeceğiz. ...257 numaralı rivayet. وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِدَ وَعَلِّمُوهَ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي اِمْرُؤٌ مَقْبُودٌ وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى تَخْتَلِفَ اِثْنَانِ فِي فَرِيدَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالدَّارِقُتْنِ İmam Darimi ve Darikutni rahimahumallah Abdullah İbni Mesud Hazretlerinden nakletmişler. Demiş ki İbni Mesud radıyallahu anh, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz bana şöyle buyurdu. Teallemul ilme ve allimuhun nase. İlim öğrenin ve onu insanlara öğretin. Teallemul feraide ve allimuhen nase. Feraizi öğrenin ve onu insanlara öğretin. Teallemul Kur'ane ve allimuhun nase. Kur'an'ı öğrenin ve onu insanlara öğretin. Fe inni mru'un makbudun. Zira ben geçiciyim, gideceğim. Benim de ruhum herkes gibi kabz olunacak. Ben de aramızdan ayrılacağım. Ve tazharul fitenu. Ve fitneler ortaya çıkacak. Ben gideceğim, ruhum kabzolunacak, fitneler ortaya çıkacak. Hatta öyle ki yehtelifetnâni fî farîdatin, iki kişi bir farize konusunda ihtilaf edecek. Lâ yecidâni ahaden yafsilu beynehumâ, aralarını fasledecek, problemi halledecek, kimse bulamayacaklar. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh hazretleri biliyorsunuz sahabenin fakihlerinden, Es-Sabikûnel Evvelûn'dan. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu rivayetin lafzında sanki ona hususen bir hitapta bulunuyor gibi. Kâleli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ifadesinden böyle anlaşılıyor ama bunun umuma hitap yani hususa hitap olup kastın umum olması mümkündür ki öyle anlaşılması daha doğrudur. Nitekim hitap kiplerine, sigalarına baktığımızda Efendimiz çoğul kullanıyor. Öğrenin, öğretin, öğrenin, öğretin şeklinde. Dolayısıyla Abdullah İbni Mesud Hazretlerini alim sahabilerin bir temsilcisi olarak görüyor ve onun şahsında alim kişilere ya da ümmetin geneline hitap ediyor. İlim öğrenin ve onu insanlara öğretin. Feraizi öğrenin ve insanlara öğretin. Buradaki feraizden kasıt miras taksimatı olabileceği gibi genel olarak farz ilimler de olabilir. Ama sanki feraizin kastedilme ihtimali biraz daha ağır basıyor gibi. Çünkü bir evvelinde zaten ilim öğrenin buyurdu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bir de Ali Gülkari merhumun tespitine göre
sahih bir nüshada, Mişkatül Mesabih'in sahih bir nüshasında وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَاِنَّ عِلْمَهَا اَهَمُّ وَثَبَابَهَا اَتَمْ buyurmuş Efendimiz. Bu cümlenin geçtiği sahih bir nüshadan bahsediyor Aleyhülkari merhum ki o zaman feraizi öğrenin ve insanlara öğretin. Zira feraiz bilgisi daha önemlidir ve onun sevabı da daha tamdır buyurmuş Efendimiz. Bir başka rivayette ortadan kalkacak ilk ilmin feraiz olacağını da biliyoruz. Teknik bir ilimdir, teknik bir alandır. Günümüzde de nitekim feraiz bilen insanların sayısı oldukça sınırlıdır. Burada özel olarak feraizin miras taksimatı ilminin kastedilmiş olma ihtimali yüksek görünüyor. Vallahu alem. Devamla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Teallemul Kur'an ve allimuhun nase buyuruyor. Kur'an'ı öğrenin ve onu insanlara öğretin. Buradaki Kur'an öğrenmek ve Kur'an öğretmekten maksat Kur'an'ın sadece okunuşu değil, Kur'an ilimleri dediğimiz ulumul Kur'an artı Kur'an'ın muhtevasında bulunan hususlar. Kur'an'ın muhtevasıyla ilgili ilim yani. Bunu özel olarak Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vurgulaması hem meseleyi toparlayıcı olması bakımından ifadede hem de Kur'an-ı Kerim'e özel bir vurgu ihtiva etmesi bakımından son derece önemli. Devamla Efendimiz kendi mübarek zatının, varlığının aramızdan ayrılacağını, ruhunun kabzedileceğini ve ilmin de kabzedileceğini ifade ediyor. Seyukbedu vel ilmu seyukbedu ifadesinden bunu net bir şekilde anlıyoruz. İlim kabzolunacak, ortadan kaldırılacak, aranızdan alınacak. Başka bir nüshada seyentakisu ba'di şeklinde geldiğini de görüyoruz. Yani eksilecek, noksanlaşacak. Aynı kapıya çıkar. İlmin kabzolunmasıyla noksanlaşması aynı kapıya çıkar. Biz buradan buradaki ilimden kasıt şer'i ilimlerdir. Ulum-i şer'iyedir. Biz buradan şunu anlıyoruz net biçimde. Gerek bu rivayetten gerek bu muhtevadaki başka rivayetlerden çok net biçimde anlıyoruz. Vakıada bunu teyit ediyor. İlim gittikçe azalıyor. İlmi seviye, ilmi vukufiyet gittikçe azalıyor. Asr-ı saadetten bu yana böyle oldu. Günümüzden sonra kıyamete kadar da böyle azalmaya devam edecek. İlim adamları azalacak. İlim adamlarının seviyesinde düşmeler olacak. Hem kemiyet hem keyfiyet planında bir düşmeden, bir noksanlaşmadan bahsediyoruz. Sonra ve tazharul fiten buyuruyor Efendimiz. İlim kabzolunacak, alınacak ya da noksanlaşacak ve fitneler ortaya çıkacak. Bu ikisinin birbiriyle bağlantısı var mıdır? Düşündüğümüzde çok bağlantısız değil. İlim adamlarının kemiyet keyfiyet planında azalması, etkinliğinin azalması, toplum üzerindeki yönlendirici misyonunun, fonksiyonunun zayıflaması dolayısıyla toplumda fitnenin çıkması kaçınılmazdır. Toplumun salah bulması, felah bulması ilimle mümkündür. Bozulması, yozlaşması, istikametini şaşırması da ilmin yokluğuyla doğru orantılıdır. Bir toplumda ilim etkiliyse, ilmiyle amil ilim adamları etkiliyse o toplum salah ve felah üzere yürüyor, devam edip gidiyor.
ilim zayıflayınca, ilim adamları zayıflayınca ve etkinlikleri zayıflayınca her türlü fitne ortaya çıkıyor. Bu adeta bir fıtrat yasası gibi bir şey. Ümmetin tarihine baktığınızda ilim adamların arasında bir kalite düşmesi söz konusu olduğu zaman çok çeşitli fitneler patlak veriyor. Hem dini, hem siyasi, hem itikadi, hem ahlaki yozlaşmalar, çözülmeler, çürümeler baş gösteriyor. Ümmetin yaşadığı hemen her sıkıntıda bu vardır. Özellikle iç dinamikler bakımından. İlim adamlarının ümmet üzerindeki belirleyiciliği, fonksiyonu devam ettiği zaman dışarıdan da içeriden de ümmete, bünyeye dönük her türlü tehdit, her türlü darbe çok kolay bir şekilde atlatılıyor. Kalıcı bir iz, kalıcı bir arıza meydana gelmiyor. Ama ilim zayıfladığında yahut ilim adamları bozulduğunda, tuz koktuğunda yani ümmetin fesadı da kaçınılmaz oluyor. Rivayetin devamı bize Teallemul Feraid kısmının ifadesinin feraiz ilmi olduğunu düşündürüyor. Yani ulûm-ı şer'iyye, genel olarak ulûm-ı şer'iyyeden ziyade hususen feraiz ilminin kastedildiğini düşündürüyor ki ve tazharul fiten ifadesinden sonra hatta yehtelife ethnâni fî farîdatin lâ yecidâni ahadan yefsilu beynehumâ. İki kişi ihtilaf ettiğinde, bir miras taksimatında, miras bölüşümünde ihtilaf ettiğinde aralarını bulacak, meseleyi şer-i şerife göre çözecek kimse bulamayacaklar ifadesi de yukarıdaki feraid ifadesinden kastın miras ilmi, feraiz ilmi olması gerektiğini düşündürüyor. Vallahu alem. Evet, feraiz ilminin sadece feraiz ilmini bilen insanların azalmasıyla değil, aynı zamanda başka bir kısım etkenler dolayısıyla da ümmetin arasından kalkacağı, alınacağı, kabzolunacağını anlayabiliyoruz. Özellikle biz bugün bunu anlıyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vasiyet ayetinin işte sünnet Kur'an'ı nesheder mi etmez mi usuldeki tartışmada varise vasiyet yoktur hadisinin vasiyet ayetlerini neshettiği şeklinde bir görüş var. Bir kısım usul ulemasının benimsediği, ileri sürdüğü. İşte o bağlamda gündeme gelen bir rivayet var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz İnnallâhe gad a'tâ kullezî hakkın hakkahû buyurmuş. Bu ne demek? Feraizde, miras taksimatında kimin hakkı ne kadarsa İslam fıkhı onu o şekilde ayete dayanarak, hadise dayanarak onu o şekilde tespit etmiş. Dünyanın herhangi bir yerinde, tarihin herhangi bir döneminde bir kimsenin kalkıp bu taksimatı değiştirmesi kabul edilemez. Bu bizatihi Cenab-ı Hakk'ın dağıttığı bir hissedir. Her hak sahibinin hissesinin ne kadar olacağı Cenab-ı Hak tarafından belirlenmiştir. Dolayısıyla miras taksimatını yeniden ve fıkha aykırı biçimde düzenlemek gayrimeşrudur. İslam fıkhı açısından, şer-i şerif açısından gayrimeşrudur. Çünkü kimin ne kadar hak alacağını onu yaratan bilir. O malı veren bilir. Kadına, erkeğe, akrabaya, birbirlerine ilişkin hukuku düzenleyen ve birbirlerine sorumluluk yükleyen Cenab-ı Hak kimin ne kadar alacağını da takdir etmiş. Biz bunu beğenmiyoruz. Ortadan ikiye böleceğiz, üçe beşe böleceğiz deme
hakkı insana tanınmamış. Bizatihi miras taksimatında Kur'an-ı Kerim'de son derece detaylı hükümler görüyoruz. Sünnet-i Seniyye'de son derece detaylı hükümler görüyoruz. Bu işi tabir yerindeyse Cenab-ı Hak bizzat kendi zat-ı uluhiyeti üstlenmiş, insanlara bırakmamış yani. Bu hükümleri tarihsel görmek, efendim 7. yüzyıl Arabistan'ına ait hükümler olarak görmek asla ve kat'a kabul edilemez, doğru bulunamaz. Zira kimin kimin üzerinde ne kadar hakkı olduğunu Cenab-ı Hak bilir. Hakkı hukuku taksim eden odur. Yetkiyi, sorumluluğu taksim eden odur. Dolayısıyla bu konuda da tayin edicilik münhasıran onun elindedir, ona mahsustur. Evet, 258 numaralı rivayet, Kitab-ül İlim bahsinin 3. faslındaki, dolayısıyla Kitab-ül İlim bahsindeki son rivayet. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meselu ilmin la yuntafa'u bihi كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ رَحْمَهُ اللّٰهِ. İmam Ahmed bin Hanbel ve İmam Darimi tarafından Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilmiş bir rivayet. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki مَثَلُ عِلْمٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ, kendisinden istifade edilemeyen, menfaatlenilemeyen ilim كَمَثَلِ كَنْزٍ, bir hazineye benzer ki لَا يُنْفَقُ مِنْهُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ, kendisinden Allah yolunda infakta bulunulmaz. Allah yolunda sarf edilmeyen bir hazine gibidir ilim. Kendisinden istifade edilemeyen ilim. İlimden önce tabi kime verilmişse onun istifade etmesi lazım. Kendi şahsi sorumlulukları adına. İlim önce ona fayda sağlamalı. Ondan sonra da onun o ilmi gerekli biçimde üçüncü şahıslara, ümmete aktarması neticesinde ümmetin de faydalanması, ondan menfaatlenmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla bir kimse bir konuda doğru bildiği bir şeyi mutlaka bir başkasına ulaştıracak, aktaracak, doğru biçimde aktaracak. O bakımdan hep söylüyoruz, bilmek bir mükellefiyettir. İnsana yük getirir. Doğrusunu öğreneceksiniz. Onu kendiniz yaşayacaksınız. Sonra da başkalarına doğru biçimde nakledeceksiniz. Kendi hafızanızda, derununuzda, kitaplarınızda bırakmayacaksınız. Kapatmayacaksınız dışarıya. Onu yazıp yayacaksınız, konuşup yayacaksınız, anlatacaksınız. Ve bunu kalıcı kılacaksınız. Bu hem bir mükellefiyettir hem bir mazhariyettir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu Allah yolunda sarf edilen hazineye benzetiyor. Nasıl ki Allah yolunda harcanan mal eksilmez, tükenmez, tam aksine bereketlenir. Bu hem tecrübeyle sabittir, hem hadis nasıyla sabittir. Allah Teala sadakaya, tasadduka, infaka bereket veriyor ve o malı azaltmıyor, artırıyor. Aynı şekilde ilim de aktarmakla, paylaşmakla, nakletmekle azalmaz, artar. Hem bereketi artar, hem toplum üzerindeki etkisi artar, hem de sahibine faydası olur. Çünkü bir insan bildikleriyle amel ederse, başta onu nakletmek suretiyle olmak üzere, Cenab-ı Hak ona bilmediklerini de öğretir. Evet, bu rivayetle birlikte Kitab-ül İlim bahsini tamamlamış olduk. Ne gördük burada? Kitab-ül İlim bahsinde ne gördük? 80 küsür 83 zannediyorum rivayet var bu Kitab-ül İlim bölümünde, bahsinde. Bir kere burada
İlim öğrenmenin ve öğretmenin faziletlerini, sevaplarını gördük. Bununla ilgili rivayetleri gördük. İlmi gizlememek gerektiğini gördük. İlim yolunda olanlar için kainattaki bütün varlıkların adeta dua ettiğini, tevbe istiğfar ettiğini gördük. İlmiyle amel etmenin ve onu başkalarına anlatmanın önemini, faziletini gördük. Hatta öyle ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizzat kendi mübarek şahsını kıyas konusu yaparak "Faddul alimi alel abidi ke fadli ala ednakum" buyurmuş. "Faddul alimi alel abid ke fadli ala ednakum." Alimin abide, zahide, ibadet ehline olan üstünlüğü benim sizin aranızdaki en edna, seviyesi en düşük kişiye olan üstünlüğüm gibidir buyurmuş. Burada tabi ilme olan teşvik, ilmin ümmetin hayatındaki hassas ve stratejik konumu, önemi, bütün bu rivayetlerde dikkatimize sunuluyor. İlim olmadan ne bir bireyin zihin dünyasını, kalp dünyasını, gönül dünyasını inşa edebilirsiniz. Ne bir toplum ve medeniyet inşa edebilirsiniz. Hepsinin temelinde ilim var. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bütün bu rivayetlerdeki yönlendirmelerinden biz ilim ve ilim adamının ümmet için ifade ettiği ehemmiyeti anlıyoruz. Bu din ilimle kuruldu, ilim üzere kaimdir. Eğer bundan sonra da bu ümmet tarihteki eski misyonunu üstlenecekse, tarihteki eski izzetli günlerine dönecekse, dönebilecekse bu ancak ilimle, ilim neşriyle, bunu gerçekleştirecek müesseselerin hayata geçirilmesiyle mümkün olacak. İnşallah ikinci kısımda İran coğrafyasının nasıl Şiileştiğine dair bir bahis göreceğiz. Orada da bu mesele karşımıza çıkacak. Kılıç zoruyla vesaireyle olmuyor bu iş. Meta zoru olmuyor. İnsanların gönlünü, zihnini ancak ilimle dönüştürebilirsiniz. Dolayısıyla toplumları, coğrafyaları ilimle dönüştürebilirsiniz. Bu ancak böyle mümkün. Ya da kılıçtan geçirirsiniz. Katliam yaparsınız. İşte Endülüs'te olduğu gibi kılıçtan geçirirsiniz. Ben yaptım oldu dersiniz. Ama İslam bunu arzu etmiyor. Bunu emretmiyor. Bunu öngörmüyor. Madem gönüllere hitap edeceğiz, gönüllere gireceğiz. O zaman önce zihinlere hitap edeceğiz. O benimsenecek, özümsenecek, yaşanacak, çoğaltılacak, bereketlenecek ve bir çiçeğin kokusunu yayması gibi kokusunu yayacak bütün insanlık ailesi bundan istifade edecek. Hem dünyanın imarı hem ahiretin imarı ilimle mümkün. İlimsiz ne ibadet oluyor ne hatta iman oluyor. Ne ahlak oluyor, ne de istikamet oluyor. Bütün bunları doğru bilgi üzerine inşa etmek durumundayız. Bugün, özellikle bugün, bu modern zamanlarda ümmeti Muhammed'in ilim denince, İslami ilimler denince, ulum-i şer'iye denince ne anladığı meselesi çok önemli. Bunu söylerken biz en başta düşünce kodlarını kastediyoruz arkadaşlar. Yani fıkıh bilmek, fetva bilmek, fer'i fıkha dair hükümleri bilmek, çok hadis ezberlemek, Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmek. Bütün bunların ötesinde ve öncesinde biz ilmin, ulum-i şer'iyenin, Kur'an ve sünnetten kaynaklanan İslami ilimlerin Müslüman'da
meleke haline gelmesi durumunu kastediyoruz. Refleks haline gelmesi durumunu kastediyoruz. Yani özetle irfan kastediyoruz. İlim irfana dönüşmedikçe kuru bir bilgidir. Modern tabirle entelektüel bir bilgidir. Gönüle, ruha, hücrelere nüfuz etmesi mümkün değil. Bir kişilik inşa etmesi mümkün değil. Onun irfana dönüşmesi son derece önemlidir. Ve bu da ancak o ilimlerin ruhuna nüfuzla mümkündür. Bugün bunun eksikliğini yaşıyoruz biz. Buraya gelmeden iki saat kadar evvel bir kardeşimiz aradı. Çok uzun bir telefon görüşmesi yaptık. Çok okuyan bir kardeşimiz. Bugünkü modernistlerin Kur'an ve sünnet hükümleri, özellikle ahkama ilişkin hükümler konusunda hakikaten çok yakıcı sorular sordu bana. Ne diyor modernistler? Diyorlar ki pek çok konuda Kur'an-ı Kerim cahili bir toplum buldu önünde. O toplumu aldı, bir miktar dönüştürdü ve kendi dönemi için yapması gerekenleri ideal biçimde yaptı. Ama insanlık orada durmuyor. Vahiy kapısı kapandı, insanlık gelişmeye devam ediyor. Aradan 1400 sene geçti. Vahiy kapısının kapandığı dönemle aramızda 1400 senelik bir süre var. Bu süre içerisinde anlayışlar değişti, fikriyatlar değişti, icraatlar değişti, insanoğlu gelişti, mesafe kat etti. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in iniş sebebi, nüzul sebebi esasen insanlığı cahiliyenin bataklığından alıp bir miktar yükseltmek, ileri götürmek ise vahiy kapısı kapandıktan sonra bu misyon bitmemiş olsa gerektir. Bugün insanlık, Müslümanlar bu misyonu alacaklar. Kur'an-ı Kerim'in bıraktığı yerden, yani 632 tarihinden itibaren alıp bugüne kadar bu süreci devam ettirecekler. İnsanlığı inkişaf ettirme sürecini devam ettirecekler. Böyle olması gerekmiyor. Nereden baktığınıza bağlı tabii biraz. İnsanlığı tıpkı biyolojide olduğu gibi sosyal alanda da evrimleşen, sürekli gelişen bir süreç izlediğini insanlığın söylerseniz bu bakış açısı doğru olur. Hatta belki bundan 500 sene falan sonra gelecek toplumlar da bizim bugün bulunduğumuz noktayı ilkel olarak görecekler. Dünyanın ömrü o kadar varsa tabii. Onlar da gelişim süreçlerini kendilerine göre devam ettirip götürecekler. Ama ya böyle bir süreç yoksa? Ya insanoğlu ne biyolojide ne sosyolojide bir evrim, bir gelişim, ilerleme süreci takip etmiyorsa ne olacak? Ya bu vahiy ile çatışan bir okuma biçimi ise ne olacak? Dolayısıyla böyle bir şeyle karşılaştığımızda vahyin bizde oluşturduğu formasyonla buna otomatik olarak, refleksif olarak cevap verebilmemiz, tepki verebilmemiz lazım. Hep söylüyoruz işte bu özgürlük, eşitlik gibi bir kısım kavramların bizdeki dönüştürücü etkisi buradan geliyor. Bu kavramları tartışamıyoruz. Tartışacak mecalimiz yok. Yani ben teslim oldum deyip geçebilenler için mesele yok tabii. Onlar işi kestirmeden halletmişler. Ama kafası epeyce bir karışmış, çok okuduğu için karışmış hatta, olanlar için çözülmesi gereken önemli bir problemden bahsediyoruz burada. O insanlar için bu süreci tersine çevirmek lazım. Aslında insanlık gelişmiyor, böyle bir gelişme süreci yok. Tam aksine insanlık seviye kaybediyor, aşağı doğru gidiyor. Dolayısıyla bu bakış açısı doğru değil.
Geçmişe göre bugün kadının erkekle eşitlenmiş olması, kölelik, cariyelik uygulamasının ortadan kalkmış olması, kaldırılmış olması, sureta kaldırılmış olması aslında bu hakikatle çelişen bir şey değil. Çünkü baktığımızda insana ilişkin bu değerlendirmeler bize ezberletilmiş bir kısım kalıplar üzerinden yapılıyor. İnsan özgürleşti, işte aslını buldu, gelişti, şöyle oldu, böyle gitti. Aslında böyle mi oldu? Bize batılı bir düşünür diyecek ki yok böyle olmadı, insanoğlu felakete gidiyor diyecek. Tak Lindbom gibi birisi durun diyecek. Bu işte bir sıkıntı var. Bütün bu okuma biçimleri son derece tehlikeli, son derece tartışmalı diyecek ki biz bir batılı bunu söylüyorsa burada bir şey var diye şöyle bir silkinelim, titreyip kendimize gelelim. Bunu aslında ulum-i şer'iyenin yapması lazımdı. Geçmiş devirlerde böyle oldu. O küçümsediğimiz, burun kıvırarak baktığımız medrese bunu yaptı, başardı bunu. Başka türlü olması da zaten mümkün değildi. Dolayısıyla eğer bu ümmet yeniden tarihi evrensel misyonuna geri dönecekse, bunu üstlenebilecek takate kıvama gelebilecekse, bu ancak ilmin, bilginin, marifetin, irfanın yeniden dünyamıza asli anlamlarıyla, asli formatlarıyla girmesiyle mümkün olacak. Sloganlar üzerinden götürüyoruz bugün çok büyük ölçüde meseleyi. Çok büyük ölçüde gerçekten sloganlar üzerinden götürüyoruz. Yani bir hadisi reddetmek için mesela birisinin benim peygamberim böyle bir şey söylemez, bu mantıksız bir şey, bu saçma demesi yetiyor mesela. Bu fazlasıyla yetiyor, çarpıyor bizi. Ulemamızın sahih kabul ettiği pek çok rivayeti böyle iki cümlelik sloganlarla hayatımızın dışına kaldırıp atıyoruz. Onlardan mahrum kalıyoruz. Sloganlar üzerinde. Bu son zamanlarda gene gündeme bilinçli olarak getirilen bir maymunların recmi Buhari rivayeti meselesi var biliyorsunuz. Bu meseleyi istismar edenler bunu çok profesyonelce yapıyorlar. Yani bunu teslim edelim. Bu hokkabazlığı çok profesyonel bir şekilde yapıyorlar. Öyle bir takdim ediyorlar ki bunu dinleyen insan, bunu dinleyen kitle diyor ki ya maymun zina eder mi? Zina etse bile rejim diye bir şey maymunlar dünyasında var mıdır? Yani zina etti diye bir kısım maymunlar toplanıp bir maymunu rejim cezasına çarptırabilir mi? Bu şekilde takdim edildikten sonra tabii ki insanlarda, sokaktaki insanlarda Buhari'ye ilişkin, hadis-i şeriflere ilişkin, sonra sünnet-i seniyeye ilişkin bir bütün olarak ciddi, inkarcı bir tavır oluşuyor. Bize burada eğer meseleyi ilmi olarak araştıramayacaksak, buna vüsatimiz yetmeyecekse bir Hazreti Ebubekir teslimiyeti lazım. İslam uleması çok uzun asırlardan bu yana, 1400 küsür seneden bu yana bunlar doğrudur dediyse, bunlarda bir sakınca görmediyse, kabul edilebilir şeyler, hatta kabul edilmesi gereken şeyler olarak gördüyse, benim bilgim buna fazlasına yetmez arkadaş, ben ulemaya teslim olurum der, teslim olur, işine bakar. Yok araştırabilecek durumdaysa o zaman ciddiyetle İşin hakikatinin üzerine gider. Meseleyi kalıp yargılar, sloganlar vesaire üzerinden değil, ilmin izzetini, haysiyetini rencide etmemeye azami gayret göstererek meselenin üstüne gider. Fikret Çetin Hoca'nın dediği gibi Caner Taslaman'a iki makaleyle ciddi eleştiriler yöneltmişti, okumuşsunuzdur. Bu rivayetler
Kur'an'daki bir kısım ayetlerle yer değiştirseydi ya da Kur'an'daki bir kısım ayetler bize hadis olarak gelseydi, bu kafa onları da hiç tereddüt etmeden reddedecek. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam kıssasında yaşananlar böyledir. Hazreti Süleyman, Hazreti Davud arasındaki o iki kadın arasında hüküm verme meselesi hakikaten enteresandır. Bunlar bize hadiste gelseydi bu beyler bunu ilk vehlede, ilk adımda böyle şey olmaz deyip reddedeceklerdi. Çünkü aynı mantık, aynı yani. Bu mantık pekala orada da işler ama orada hokkabazlık yaptıkları için bu mantığı işletemiyorlar, işletmiyorlar. Belki kendi dünyalarında işletiyorlar mı Allah bilir, bilemeyiz ama bunu en azından kamuoyuna böyle bir deklarasyonda bulunmuyorlar. Şimdi maymun, bu meselede bir izahat yapacağımı daha evvel söylemiştim. Söz oraya geldi. Bu mesele Buhari'de nasıl geçiyor? Bu mesele Buhari'de Amr bin Meymun isimli muhadramından birisi, yani sahabi değil, Efendimiz dönemini idrak etmiş aleyhissalatü vesselam fakat daha sonra Müslüman olmuş birisi, cahiliye dönemindeki bir tecrübesini ya da bir gözlemini naklediyor Müslüman olduktan sonra. Demek ki bir bağlamda zina konuşuldu, rejim konuşuldu. O da dedi ki, evet ben de cahiliye döneminde bir yerden bir yere giderken baktım ki maymunlar toplanmış kendi aralarında birini taşlıyorlar. Ben de beraber onu taşladım. Demek ki o da zina etmişti herhalde. Böyle bir gözlem, biraz tahmin, biraz hatıra, biraz gözlemden oluşan bir rivayet bu. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilmiyor, sahabe-i kiramdan nakledilmiyor. Muhadramından birisinin cahiliye döneminde yaşadığı bir hadise, bir gözlem. Peki maymunlar toplanıp bir maymunu taşa tutabilir mi? Aslında soru bu. Çünkü o taşa tutulan maymunun zina edip de o esnada recmedildiği o adamın o günkü gözlemi. Yani bunu bir hadis, bir ayet, bir rivayet bize böyle söylemiyor. Maymunlar da zina eder. Zina edince de evliyse toplanır öbür maymunlar onu recmeder. Böyle bir rivayet yok. Dolayısıyla biz bu rivayete şu soruyu sormamız lazım. Maymunlar toplanıp bir maymunu taşa tutabilir mi? Tutabilir mi? Arkadaşlar tutabilir. Bir iki hafta evvel, iki hafta oldu mu bilmiyorum, Twitter'dan bir paylaşımda bulundum. Kendisine de buradan teşekkür edeyim. Adını anmakta bir beis görmüyorum. Ahmet Nazif diye bir kardeşimiz. İyi bir araştırmacı. Size tavsiye ederim. Takip edin. Blogunda çok güzel incelemeler, çok güzel tespitler, reddiyeler yapıyor. Üşenmemiş, Allah razı olsun. Oturmuş, araştırmış. Maymunların sosyal hayatını araştırmış. Bununla ilgili videolar izlemiş. Bir kısmının linklerini paylaşmış. Arkadaşlar, maymunlar çok sosyal varlıklar. Gerçekten olağanüstü bir sosyaliteleri var. Aile hayatları var, kabile hayatları var, cinsel hayatları var, cinsel sapkınlıkları var. Efendim. O videolardan bir tanesini izledim ibretle. Muhtemelen Hindistan'da bir yerde, böyle mahalle arasında evler, bacalar, çatılar, sokaklar filan. Maymunlar oralarda cirit atıyor. Bir koloni var. İşte erkek maymunlar, dişi maymunlar, yavrular vesaire kendi aralarında bir kapalı yapı oluşturmuşlar. Dışarıdan bir maymun buraya tecavüz etmek istiyor. Muhtemelen oradaki bir dişiye saldırmak istiyor ya da o yapıya bir şekilde girmek istiyor, sızmak istiyor. Dışarıdan baktığınızda bu maymunla diğerleri arasında hilkat bakımından hiçbir fark yok. Aynı maymun, aynı renk, aynı ebatlar, aynı yüz şekli, aynı kuyruk şekli vesaire, aynı yani.
Hatta izlemekte zorlanıyorsunuz. Hangi maymun hangisi? Bu dışarıdan gelen tecavüzcü hangisi? Savunanlar hangisi? Bazen karıştırıyorsunuz. O yapının içerisine girmek istediğinde arkadaşlar, dişi maymunlar yavrularını alıyor, korunaklı, sağlam, muhkem bir yere çekiliyorlar. Erkek maymunlar bir hat oluşturuyor ve onu oraya sokmuyorlar. Girmek istediğinde üzerine saldırıyorlar. Ciddi boğuşmalar oluyor. Sonra o maymun orayı terk edip gidiyor. Benzer şeyleri sürü halinde yaşayan başka işte kurtlarda vesairede de görmek mümkündür. O videoların tamamını izlemedim ben. İzlenirse daha ibretlik, daha çarpıcı şeyler tespit edilebilir, görülebilir. Bundan eminim. Dolayısıyla böyle yüksek bir sosyaliteye sahip bu varlıkların dışarıdan varlıklarına, kolonilerine, ailelerine yönelmiş bir tecavüzü, bir saldırma girişimini toplanıp taş atmak, Hindistan cevizi atmak, kozalak atmak suretiyle bertaraf etmeye çalışmaları son derece tabidir. Birisi de dışarıdan bakınca bunu rejim olarak değerlendirir. O da eline bir kozalak alır, bir taş alır, bir Hindistan cevizi alır. O da atar. Der ki maymunlar bir maymunu rejim ediyordu. Ben de aldım bir taşı, ben de bu rejime katıldım der. Bunda garipsenecek hiçbir şey yok. Fakat bunu öyle bir takdim ediyorlar ki, öyle bir ustalıkla, öyle bir bezene özene takdim ediyorlar ki insanların kafasında öyle bir sapkın algı oluşuyor. Bu nasıl bir takıntıysa, bu rejim, birilerini rejim etme takıntısı nasıl bir hastalıksa, maymunlara kadar sirayet ettiriliyor. Maymunlara bile bu hastalık, bu takıntı bulaştırılabiliyor, mal edilebiliyor. Bu dediğim gibi hokkabazlıktır en hafif tabiriyle. Bunu yapanlar Allah'tan korksalar, oturup meseleyi ciddiyetle araştırsalar, hayvanlar alemindeki dayanışmayı, efendim, kıskançlığı, paylaşmayı, sosyaliteyi araştırsalar böyle bir şey söylemeyecekler. Böyle bir arızaya düşmeyecekler ama meseleleri tabii üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Bu tarz şeyler daha çok karşımıza çıkacak. Asıl olan böyle şeylerle karşılaştığımızda dediğim gibi bilemiyorsak, araştırma imkanımız yoksa teslim olmak. Biz bu kadar sene, bu kadar alim geldi geçti, her mezhebe, her meşrebe mensup insan geldi geçti. Bunlar bu hakikatleri hakikat olarak gördüler, kabul ettiler. Ve Müslümanlarına, Müslümanlıklarına, İslamiyetlerine bundan halel gelmesi şöyle dursun. Çok önemli katkılar sağladılar. Onlara bir duruş verdi, bir izzet verdi, bir özgüven verdi. Dolayısıyla benim aklım ermiyor. Ben onlar demişse doğrudur demeyi tercih ediyorum desin. İlmi yetiyorsa, araştırabilecek durumu varsa ciddiyetle, ukalalık yapmadan, terbiyesizleşmeden fil gibi züccaciye dükkanına girmiş fil gibi orayı burayı dağıtmadan otursun efendice, edeplice araştırsın, fikriyatını ortaya koysun. Ha buna rağmen gene aykırı bir noktayı mı tercih etti? Gene edepsizleşmesin, gene terbiyeyi elden bırakmasın. Desin ki benden öncekiler böyle demiş ama bilmiyorum Allah-u Alem, benim vardığım sonuç böyle değil. Ben şöyle düşünüyorum desin, terbiyesizleşmesin. Bu da ancak tabii ilmin insana vereceği olgunlukla yapılabilecek bir şey. Bundan mahrum kalan insanların edep ve terbiye ölçülerini, ahlak ölçülerini çiğnemesi, ayaklar altına alması normaldir. Cenab-ı Hak bu ahir zamanda bizi ulûm-i İslamiye'nin bereketinden mahrum bırakmasın. Bildiklerimizle amel etmeyi, böylece bilmediklerimize vakıf olmaya, nail olmayı da bize nasip etsin. Ayaklarımızı kaydırmasın. İnşallah bir 15 dakika ara verelim, namazları kılalım. 15 dakika sonra tekrar ikinci bölümde bir araya gelelim.